Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, bu hafta pazar sohbetinde kalan süreci planlayacağız arkadaşlar. Şimdi planın bireysel olduğunun çok farkındayım ama böyle kafanızdaki programı iyi yapmadığınız zaman böyle yerli yerine bir şeyleri oturtamıyorsunuz. Konular yetişecek mi, olacak mı? Hocam ayeteye daha başlamadım, yetişir mi, o olur mu, bu olur mu? Bir sürü soru işareti yiyor kafanızın içerisine. Bir buçuk iki saattir uğraşıyorum arkadaşlar. Önce bir aylık plan yaptım. Aylık dediğim yani önümüzdeki sınava kadar olan sürecin içerisinde konuları yerleştirdim. Hiç ayete matematiğe başlamamış birisi gibi yaptım planı. Tabii siz bu çıktıyı koyacağım ben PDF'i. Kendinize göre doldurun. En önemlisi arkadaşlar bir saatinizi iki saatinizi ayırıp önünüzdeki süreci kendiniz planlayın. Ondan sonra rahat edin. Ya ben trigonometriyi ne zaman çalışacağım? Hangi ay çalışacağım? Ne olacak? Ne bitecek? Kafanızda durmadan kurcalayıp duran şeyleri bir kağıda dökün. Ne zaman ne çalışacağınızı bilirseniz Kalan süreç içerisinde çok mükemmel bir başarıya ulaşırsınız. En büyük sıkıntınız pro pro program yapmamak. İşte bu programı düzgünce yaptığınızda örneğini yaptığım çalışmayı yaptığınızda her şey yerli yerine oturacak arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. AYT matematiğe hiç başlamayan birisine göre program yaptım. Sen başladıysan bu programı bu programı güzelce kendine göre dönüştür ama yap bu programın bir tane kağıt al. Ben PDF'ini koyacağım bunun. Boş PDF'ini koyacağım ama sen yazarsan, sen planlarsan çok daha güzel olacak. Aylık aylık yaptım. Çok güzel bir şey oldu bakın. Bakın burası komple Haziran'a kadar sınava kadar olan ki sürede yapacağın konular. Ondan sonra Ocak ayında ne yapacaksın? Şubat ayında ne yapacaksın? Mart ayında, Nisan ayında, Mayıs ayında ve Haziran ayında ne yapacağımızı tek 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 yazdım. He, diğer branşları ben dolduramıyorum tabii. Diğer branşları siz dolduracaksınız. Bakın Ocak 15 itibariyle AYT Matematiğe başlayan birisinin bile güle oynaya AYT matematiği nasıl bitireceğini göstereceğim size. O yüzden bu olayı kafada büyütmeyin. Hatta geometriyi de. Matematiği, geometriyi ayrı bir branş gibi düşünerek onu da planladım. Hiç geometriye başlamamış birisi gibi planladım arkadaşlar. Size güzelce rehberliğinizi yapacağım. Ama programı kendinize göre dönüştüreceksiniz ve güle oynaya güle oynaya kafanızda hiçbir soru işareti olmadan hangi konuya ne zaman çalışmanız gerekiyor hangi konuyu ne zaman tekrar yapmanız gerekiyor çok fazla düşünmeden programınızı önünüze asacaksınız. Bakacaksınız aa bu hafta benim şu konuya çalışmam lazım bu hafta şunları yapmam lazım bu hafta bunları yapmam lazım göreceksin ve onu bitirmeden yetiştiremeyeceğinin farkına varıp kendini de sıkacaksın yani biraz. O programa uyabilmek için kendini sıkacaksın. Gerçekten çok güzel başarılara ulaşabilirsin. Gerçekten bak bak size bir, bir şey örnek vereyim arkadaşlar. Bir sürü YouTube'da, Mutup'ta başarı hikayesini anlatan arkadaşlarımız var. Emel var arkadaşlar, Emel Dal. Bu video bittikten sonra YouTube kanalına girin, izleyin. Bakın o da Ocak, Şubat aylarında çalışmaya başlayıp Türkiye derecesi yaparak hukuk fakültesini kazandığını çok içten bir şekilde anlatıyor. Ee, ben arada girip ben bile izliyorum videolarını. Gerçekten çok samimi bir şekilde anlatıyor. Böyle sürekli de gidip bir sağdan soldan videolar izlemeyin. Sadece yapabileceğinizin programını bir çıkarın önünüze. Ondan sonra bir referans alın, yürüyün, yürüyün, gidin. Tamam mı? Bak, yapabilirsin. Yapabilirsin. Kendine güven ya. Ya şu kalan 21 hafta bak, tam 21 haftamız kalmış. Bu 21 haftayı dolu dizgin götürürsen ya bir şeyler değişebilir ya. Belki Türkiye birincisi olamazsın. Belki ilk bine giremezsin ama bir şeyler değişebilir. Sadece sen birazcık emek ver. Şu programını güzelce bir yap. Her hafta ne çalışman gerektiğini bir planla. Ondan sonra masanın başına otururken ya bir onu al bir onu al onu bırak şunu yap ya. En büyük yaşadığınız sıkıntı bu biliyorum ben. Bu sıkıntıyı aşmak için lütfen bu yaptığım programı yapın. Önce Haziran ayına kadar aylık Neler çalışacağımızı yapıyoruz. Sonra ay ay arkadaşlar ocakta ne çalışacağım, şubatta ne çalışacağım, martta ne çalışacağım. Hadi bir göstereyim yaptığım programı. Beraberce bir bakalım arkadaşlar. Şimdi AYT matematiğe hiç başlamamış birisi. Şimdi arkadaşlar bakın bu aylık programımız. Ne var bu programın içerisinde? Ocak ayı 2 hafta Şubat ayı 5 hafta. Mart ayı 4 hafta. Nisan ayı 4 hafta. Mayıs ayı 5 hafta. Haziran ayı 1 haftacık. Oraya hiçbir şey koymadım zaten. He, şunu söyleyeyim arkadaşlar. AYT matematik çalışmalarına ve AYT diğer branşların çalışmalarına sınav günü bile hatta TYT sınavından çıktıktan sonra bile bakabilirsin. O yüzden AYT'de tabii ki erken bitirirsek iyi olur. Ha bu programda bile erken bitiyor. Araya boşluk haftası bile bıraktım 2-3 hafta. Çok rahat bir program oldu. Yani yeter ki sen bu programa göre ilerle. Tekrar söylüyorum. Sen AYT matematikte mesela polinom ikinci dereceden denklemleri bitirdiysen bu programı bu programı kendine göre düzenle olur? Bu programı yapan 1 0 önde başlayacak. Bakın söylüyorum çünkü kalan süreçte ne yapacağını, hangi hafta hangi konuyu nasıl çalışacağını, nasıl tekrar yapacağını, ne zaman branş denemesi çözeceğini, ne zaman genel deneme çözeceğini hepsini yazacaksın buraya. Gül oynaya götüreceksin sonra. Bakın arkadaşlar ya hocam Şubat 5 hafta mı diyorsunuz? Hemen bakın şurada göstereyim. Şubat 29 Ocak'ta başlıyor 4 Şubat. Bakın Mart'ın da 3'üne kadar gittiğimiz zaman Mart Şubat'ımız 5 hafta olmuş oluyor. Ben güzelce tarihlerini bile yazdım sizin için buraya. Ee, hiç güzelce bakın. Bak şimdi. AYT Matematiğe hiç başlamadın 15 Ocak tarihinde aldın Selim Hoca'nın video ders notunu. Üst Üstad'a aldın başlayacaksın. Miray Yayınları Soru Bankası'nı da aldın. Selim Hoca ödev vererek götüreceksin. Arkadaşlar bakın. Ocak ayının iki haftasında polinomlar ve ikinci dereceden denklemler çalışacağım dedim. Tamam bak Ocak ayının programında haftalık haftalık konuları da yerleştirdim. Önce genel programımız bütün konularımızı ay ay hangi ay hangi konulara çalışacağımızı yerleştiriyoruz önce. Al bir tane A4 kağıdı defterinden bir sayfa kopar önce bunu yap. Senden istediğim önce Aylık çalışmaların. Sonra ben matematikte geometriyi yerleştirdim. Geometride arkadaşlar bakın ocağın ilk iki haftası ve şubatın Dört haftasında üçgenler çalıştıracağım seni. İşte bunları yaptığında zaten üçgenler bitecek. Hiç sıkıntı yok. Ondan sonra sen eşit ağırlıksan. işte Türk, burada Türkçeyi herkes yerleştirecek. Ne çalışacağını. Buraya yaz. Ocak ayında Türkçeni planla. Yani sen Türkçeyi ne zaman bitirmek istiyorsan kalan konularını buraya bak. Şuraya kadar. Şuraya kadar Türkçenin konularını paylaştıracaksın güzelce. Sonra geleceksin sosyalin konularını buraya kadar paylaştır. Fiziğin konularını buraya kadar paylaştır. Kimya'nın konularını buraya kadar paylaştır, biyolojinin konularını buraya kadar paylaştır, edebiyatın konularını buraya kadar paylaştır. Yani önce sen mayıs ayının son haftasına kadar yapacağın konuların dağılımlarını bir yerleştir. Kitabını aç, içindekilerine bak, buraya bir yaz önce. Tamam mı? Önce önümüzdeki uzun vadeli planımız bu. Ne bu uzun vadeli plan? Şimdi kısa vadeli planımıza geliyoruz. Ocağın iki haftası kalmış. Bu ocağın iki haftasında ne yapacağız? Hadi gel bakalım ocağın iki haftasında ne yapacağız? He, burayı şuraya da bir matematikleri göstereyim arkadaşlar. Bakın Şubat ayının içerisine parabol, eşitsizlik, fonksiyon uygulama, trigonometri yerleştirme. Ama trigonometri bir hafta çalışacağız. Bak trigonometriye 3 hafta çalışma süresi verdim. Sen istersen trigonometriyi iki haftada bitirip programını erken de bitirirsin. Onları göreceksin bak. Logaritma, diziler Mart ayında. E, limit ve türev Nisan ayında hatta Mayıs ayına bile sarkıttım. İntegral de arkadaşlar Mayıs ayında bitiyor. Ama dediğim gibi boşluklar bıraktım. Sen o boşluklarda da bu konuları çalışıp Nisan ayının son haftasında bile konularını bitirecek şekle getirebilirsin. Şubat ayında nokta analitiği çalışıyoruz üçgenle beraber. Mart ayında doğrudan analitiği. Arkadaşlar bakın ben mesela yarın ee, analitik geometri kampı videolarını yayınlamaya başlayacağım. Eğer sen ilerlediysen zaten bu programı ilerlemiş haline göre yapacaksın tamam mı? Bu hiç başlamamış birisine göre benim doldurdum program Yani yapabileceğinizi görmenizi istediğim bir program bu. Bu sürenin içerisinde te, geometrinin de biteceğini AYT matematiğinde bitebileceğini gösteriyorum sana. Sen nerede kaldıysan konularını buna göre doldur. Nisan ayında çember katı cisim. Mayıs ayında bak bunlar çok kısa konular zaten. Çemberin analitiğiyle dönüşümler geometrisini yaparak ilerleyeceksin. Bak şimdi gel. Ocak ayı. Ocak ayında iki haftamız kaldı. Ocak ayının birinci haftası 15-21 Ocak tarihleri arası. Senden polinomlar konu anlatımlarını dinlemeni istiyorum. Hemen üstadı alıyorsun. Üstattan çatara kütere çatara kütere polinom konu anlatımlarını yapıyorsun. Ondan sonra iki soru bankasından soru çözüyorsun. Polinomlar oldu diyene kadar ben iki soru bankası yazdım ama belki üç soru bankası çözeceksin. Belki beğen video ders notunda zaten her şey var. Oradan sonra bir soru bankasını çözdükten sonra ya polinomları bitirdim diyeceksin. Hocam TYT ne yapacağız? TYT konularını bitirdiysen her hafta branş denemesi çözeceksin. Branş denemesine matematik branş denemesi, sosyal branş denemesi, fiz TYT fizik branş denemesi, işte TYT kimya, TYT biyoloji branş denemesi ama sen yukarıda aylık aylık doldurduğun konuları Fiziğine, kimyana, biyolojine bunlara da yazacaksın. Türkçene buraları yazacaksın. Ocağın birinci haftasında geometride yeni başladın daha. Doğru da açılar ve üçgende açılar çalışacaksın. Bak konu konu yazdım. Tamam. Geldik ocağın ikinci haftasına. İkinci dereceden denklemler. Arkadaşlar burada üç konu yok. İkinci dereceden denklemlerin içerisinde karmaşık sayılar ve denklem sistemleri. Bak bir haftada çok rahat halledilebilecek bir konu. Hemen yine üstattan dinleyeceksin derslerini. İki soru bankasından soru çözüp TET'den de branş denemesini gömçüreceksin, geçeceksin. Tamam mı? Orada problem çözebilirsin. Bak program rahat bir program arkadaşlar. Yani senin bu ikinci dereceden denklemlerden izleyeceğin 8 tane video var. 8-9 tane video var. Onları izleyeceksin, soru çözeceksin. Diğer dersler, diğer dersler deyip durmayın bana. Kendinize sıkıp birazcık ders çalışma sürenizi arttıracaksınız. Ama... Diğer dersleri çalışacak kadar da vakit var. Sadece bir hafta boyunca ikinci dereceden denklem çalışıp bırakmayacaksın değil mi? Türkçe'de çalışacaksın. Sosyalde, fizikte, kimyada alanına göre o programı bitir. Sonra arkadaşlar üçgende açılardan yine devam ediyorsun. Soru çözüyorsun ve bu hafta dik üçgeninde konularını dinleyip hemen sorularını çözüyorsun. Diğer branşları da ikinci haftaya yerleştirip bu çalışmalarını da yapacaksın. Bak bu programı yapan, bak bu programı yapan gerçekten masanın başına oturduğunda ne yapacağını bilen 1-0, 2-0, 3-0 belki de 5-0 önde başlar. En büyük sıkıntınız masanın başına oturduğu zaman Aa, bir matematiği al bırak, bir geometriyi al bırak, bir fiziği al bırak. Hiç böyle bir şey yok. Programını yap, güzelce götür. Haydi bakalım geometriyi nereden çalışıyorsun bu arada? Arkadaşlar şu morcanı bitiren Geometri de belki de soru bankası çözmeden bile çok iyi netlere ulaşır. Hiç korkmayın. Soru hiç başlamadıysanız bile geometriye morcanı alın. Güzelce programlıca yaptığım programa göre götürün. Hocam daha hiç geometriye başlamadım. Aha işte programın. Aha işte programın. Bu programa göre git olayını bitir. Gel bakalım Şubat ayına geçiyoruz şimdi. 5 haftamız var Şubat ayında. Önce ilk haftası. Neresi? 29 4 Şubat. 29 Ocak 4 Şubat tarihleri. Bak bir konu koydum parabol. Tam bir haftada bitebilecek bir konu. 11-12 tane videosu var. İzleyeceksin. Bak günde 3 video izlesen. Hatta ben senin yerinde olsam 2 günde bitiririm konu anlatımlarını. Ondan sonra soru bankalarından soru buraya yazmadım tekrar yukarıda yazdığım için. Soru bankasından sorunu çözüyorsun bitiriyorsun. Ondan sonra... TET için branş denemesi. Arkadaşlar buranın yanına ne ekleyin biliyor musunuz? Buraya iki testçik, iki testçik ne ekleyeceksin? Bir önceki çalıştığın haftanın konusunu. Ne? İkinci der şey ee... ne söyleyemedim. Polinomlarla ikinci dereceden denklemlerden ikişer test at. Hemen geldim Geometride de ne yapacağım bakın. İkiz kenar üçgen ve eşkenar üçgen. Arkadaşlar ikişer üçer videoları var. İzleyeceksin hemen soru bankasından çıça çı 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 sorularını çözeceksin. Fizik, kimya, biyoloji çalışmalarını yap. Ama fizik, kimya, biyoloji de özellikle sosyalde de arkadaşlar branş denemeleri sizin netlerinizin yükselmesi için çok önemli. 30'lu branş denemeleri var fizik, kimya, biyoloji, sosyalde. Arkadaşlar, yani 30'lu mesela fizik denemesini çözdüğünde 210 tane soru çözmüş oluyorsun ve bütün konuları tekrarlamış oluyorsun. O yüzden buralara hep branş denemeleri yazdım. Ben senin yerinde olsam piyasadaki 3 tane falan 30'lu branş denemesini fizikten de, kimyadan da, biyolojiden de hem TYT adına hem AYT adına çözerim. Şubat'ın ikinci haftasına geldik eşitsizlik. Hemen eşitsizlik videolarını dinliyorsun. Güzelce soru bankasından sorularını çözüyorsun. Hemen aynı hafta açı ortayı ve kenar ortayı çalışıyorsun geometriden. Diğer branşlara yerleştirdiğin konularına da çalışıp işi bitiriyorsun. Şubat'ın geldik 3. haftasına. Fonksiyon uygulamaları arkadaşlar. TYT fonksiyonlara zaten çalıştın. Bu fonksiyon uygulamalarında ötelemelerimiz, mütelemelerimiz var. Ne çalışıyorsun üçgenlerde? O hafta sadece benzerlik videolarını izleyeceksin. 4-5 tane video var. Ondan sonra açacaksın, soru çözeceksin. İlerledim Şubat'ın 4. haftasına. Bak. Dördüncü haftaya konu koymamışım. Niye? Buralarda bir aksilik çıktı belki. O aksilikleri engelledirmek için kaydırabilirsin programını. Ama isteyen hiçbir aksilik çıkmazsa burada trigonometriye de başlayıp konularını erken bitirmeye de sağlayabilir. Trigonometri bir hafta değil. Daha var. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar burada ne çözüyorsun Şubat'ın 4. haftasında alan. 4-5 tane videomuz var izleyeceksin bitireceksin. Sonra bizim için çok önemli olan analitik geometri Şubat'ın noktanın analitiğine başlıyorsun burada. Üçgenlerden sonra analitik. Niye? Bütün konuların içerisinde sana yardımcı olacak analitik bizim için önemli. Geldik Mart'ımız kaç hafta arkadaşlar? Mart'ımız 4 hafta. Bakalım Mart'ın ilk haftası 4 10 Mart arkadaşlar. Trigonometri. Bak trigonometri birinci hafta burada. Trigonometri yani Şubat'ın son haftası trigonometri yaptık. Geldik Mart'ın birinci haftası ve ikinci haftası. Yani 3 hafta verdim trigonometriye. Ben olsam iki haftada bitiririm. Hatta ben olsam bir haftada bitirip yani böyle odaklanırım trigonometriye. Daha ağır basarım basarım basarım. Önceki konuları kaydırırım bak. Gördün mü? Ama isteyen de 3 haftada bitirsin. Hemen Mart'ın ilk haftasında doğrunun analitiği çözüyorsun. Burada arkadaşlar artık yavaş yavaş da genel deneme çözmeye başlayacağız. Genel deneme çözdüğünde zaten Türkçe, matematik, geometri, sosyal, fizik, kimya, biyoloji hepsini çözdüğün için Orada bütün konuları tekrarlamış oldun ama yine fizik, sosyal, kimya, biyoloji gibi branşlarda branş denemesi çözmeye de devam ediyorsun. Sonra arkadaşlar doğrunun analitiğinde ilk hafta bitirdik. ikinci haftamıza geldik. Trigonometri bitirdik ve çokgenlere başladık. Çokgenlerin 3-4 tane videosu var. İzledin. Dörtgenler, bütün dörtgenler değil arkadaşlar burada. Dörtgenler bak parça parça ayırdım onları. Burada genel dörtgenlerin videolarını izleyip sorularını çözüyorsun. Geldik Mart'ın 3. haftasına. Logaritma. Bir haftada babalar gibi bitirirsin. Hiç korkma. He bitiremedin. Trigonometri erken bittiyse kaydırırsın. Kendine göre planla. Ondan sonra geldik burada. Paralel kenar ve eşkenar dörtgene çalıştın. 2'şer tane videosu var. Sonra Mart'ın son haftası. Dizili Burada deltoid, dikdörtgen ve kare. Bitti. Bak dörtgenler de bitti. Analitik de bitti. Üçgenler de bitti. Bitti oğlu bitti ya. Korkma ya korkma. Sadece planla, programla ve gör. Video bir uzun olacak. Ben arkadaşlar çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu son zamanlarda yayınladığım en önemli video. Gel Nisan ayına geldik. Bak bir haftayı boş bırakmışım. İstersen logaritmayı bir haftada bitiremediysen kaydır buraya. Bitirdiysen limiti buraya kaydır. Güzelce kendine göre planla. Geometriliği de boş geçtim. Tamam mı? Yani önceki haftaların tekrarlarını yapabilirsin. O hafta döneme çözebilirsin. TYT tekrarı yapabilirsin. Ne yapıyorsan yap orada. Sosyal, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat çalışmalarında yine yazdın zaten. Aylık planına göre dolduruyorsun. Nisan ayının ikinci haftasında limite başladık. Limit bir haftada biter arkadaşlar. Uzun bir konu değil. 10 tane 11 tane falan videosu var. İzleyeceksin bitecek. Sonra Nisan'ın ikinci haftasında çembere başlıyoruz. Çemberi bu da çemberde 12 tane video var arkadaşlar. 2 hafta koydum çembere gördünüz mü? Normalde 1 haftada bitirirsin. Tamam. Şimdi Nisan'ın 3. haftasında türev başlıyoruz. Tamam mı? Bak, tekrar söylüyorum. Bu boşlukları kaydırıp konularını erken bitirmeyi sağlayabilirsin. O yüzden ben e, bizim yaptığımız programda arkadaşlar bakın Mayıs'ın 4. haftasında bitiyor. Son güne kadar ders çalışacağız dedik. Sıkıntı yok. He. Mesela burada integrali iki haftada, türevi 3 hafta türevi de iki haftada bitirirsen Nisan'ın sonunda da bitiyor program. Yani sen orada ne kadar sürede bitirebileceğini evde mi çalış çalışıyorsun. Okulla beraber mi çalışıyorsun? Günde kaç saat çalışabiliyorsun? Sizin programlarınıza göre değişebilecek şeyler bunlar. Geldik Nisan'ın son haftasında arkadaşlar. Yine türev çalıştık. Katı cisimlere başladık. Katı cisimlerden prizmalardan 3 tane. Piramitlerden 3 tane video var. 6 videoda orada izledin. Yine genel deneme çözmeye, branş denemeleri çözmeye haftalık devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik Mayıs ayımıza. Sınav yaklaşıyor. Tutuşma ayları tutuşma ayları. Arkadaşlar genel denemeler artık iyice değerlendi. Haftada 2 tane, 3 tane genel deneme çözmeye başlayacağımız aylar. Şimdi... Ne var? türev arkadaşlar. Silindir ve konin ilk hafta bitiriyoruz. Katı cisimler bitmiş oluyor. Kısacık bir küre anlatımı kalıyor sadece. Sonra Mayıs'ın ikinci haftasında integrale başlıyoruz. Üç hafta. Ben olsam iki haftada bitiririm integral arkadaşlar. Yirmi küsür tane video olacak. Yani iki haftanın içerisinde günlük iki tane video izlesen zaten iki haftada çok rahat bitiyor. O yüzden yani böyle çok da yaymayın bunları. Yani böyle e, Nisanın sonu gibi bitirmeyi planlayacak şekilde yaparsanız programı daha güzel olur. Sonra arkadaşlar bizim yarın başlayacak olan analitik kampımızın devamı, çemberin analiti ve dönüşümler. Üçer tane falan videoları olacak. Bir haftanın içerisinde çok rahat bitecek konular ve bitti arkadaşlar. İşte bizim bu programı yapın ne olur. Alın ben bunun boş halini koyacağım arkadaşlar. Ha. Durun 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 bitmedi ya biter mi Haziran'da daha bir hafta var. Sonra Haziran'ın son haftası geldi. Haziran'ın son haftasında deli gibi denemeler, defterlerin sayfalarını çevirmeler. Heyecanlandınız mı Haziran deyince? Defterlerin sayfalarını çevirip tekrar yapmalar, branş denemeleri, eksik noktaları tamamlamalar buralarda yapılacak. Son hafta ders çalışır mı? Son gün bile ders çalışılır. AYT'ye her şekilde çalışılır. Güzelce denemelerle, denemelerle burayı da dolduracaksın. Arkadaşlar program işi çok önemli. Bu programı yapan bak tekrar söylüyorum. Bak herkese göre değişecek bu iş. Günde 10 saat ders çalışana göre daha erken bitecek şekilde ayarlar. Hocam ben okula gidiyorum günde 4 saat çalışıyorum ona göre ayarlayacaksın. Herkes kendine göre ayarlayacak. Dediğim gibi program bireyseldir. Ama senden istediğim şey bak Uzun zamandır benimle berabersin. Uzun be zamandır benimle beraber ders çalışıyorsun. Şu kadar hatırım varsa bak şu kadar hatırım varsa kendin için yapmasan bile benim için yap bunu ne olur. Benim için yap odanın duvarına as sabahleyin kalktığında ne çalışacağını o hafta neler yapacağını veya önündeki süreçte ayete matematik yetişir mi diye bana bir daha sormaya yazdın işte programında işte ben Nisan ayının sonunda ayete matematiği bitiriyorum programladım işte polinom burada çalışılacak bu burada çalışılacak yaz bunu sorma yetişip yetişemeyeceğini kendin gör yazarak ya ve bunu yaptığında için çok rahat olacak ve sorumluluk yükleneceksin. O o çünkü senin artık kendi yaptığın bir şey. Onu uyguladığında başarıya ulaşabileceğini bileceksin. Ama onu uygulamadığında da dum dum gidersin. Tamam mı? Bak, süre sıkıştı. Uzun bir süre yok arkadaşlar. Zor işiniz biliyorum ama imkansız değil. Vallahi imkansız değil ya. Ya bunun bu ondan sonra sınavdan çıktığın zaman başarı hikayeni anlatırsın sen de. Dersin ki ya ben Şubat ayında Ocak ayın 15'inde Selim Hoca bir program yapmıştı. O programın aynısını yaptım böyle benzerini yaptım. Bir, ya bir başladım çalışmaya hayvan gibi eşek gibi ders çalıştım ve başardım ya. Ya başardım bu iş bu kadar da zor değilmiş diyeceksin içinden. O yüzden, o yüzden emek ver biraz. Bak 22 dakikadır sana programı anlatıyorum. Bir buçuk iki saatte bu programı yapmak için uğraştım. Ben emek veriyorum. Sen de emek veriyorsun biliyorum. Sadece bir tık üstüne koy. Daha programlı git. Daha sistemli git ve bıkma artık yani. Yani hocam ders çalışasın gelmiyor. Gelecek. Yoksa bir dahaki yıl onun bunun muhabbetini çekeceksin. Bir dahaki yıl gelecekler sana Mezun havasına gireceksin. Doğru düzgün ders çalışamayacaksın. Mezun psikolojisi zordur dedik. Sıkıntılıdır dedik. Bu işin şunu halledin dedik ya. Mezun arkadaşlarımız sıkıntı çektiğiniz geçen sene o zaman bu sene bir tık üstüne koyacaksınız. <laughs> Yazıyor şurada ya. Var bir hayalimiz diyoruz. Hayalim peşinden koşmaya devam edeceğiz. Haydi bakalım kendinize çok iyi bakın. Umarım bu programı yaparsınız. Bu programı yapan gerçekten çok fark oluşturacak. Bunu unutmayın. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.